Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bilindiği üzere deprem, heyelan ve sel felaketi gibi birçok acı olayın üzüntüsüyle tanıklık ettiğimiz böylesi bir sürecin sonunda bütçe görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Yaşanan doğal afetlerin yanı sıra tüm dünya etkisine alınan koronavirüs salgınıyla insanlık için sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda yıkıcı bir etki yaratmakta, birlikte maalesef çok sayıda insanın yaşamını da kaybetmesine sebep olmuştur. Bu vesile yaşamını yitiren yurttaşlarımızı ve sağlık emekçilerinin saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yaşanan bu doğa olaylarını her ne kadar hükümet temsilcileri tarafında fitrat ve kader gibi bilimsel temele dayanmayan hurafelerle savunmaya çalışsa da biz bunların yıllardır süre gelen ranta dayalı ve çevre karşıtı yatırım politikalarının bir sonucu olduğunu iyi biliyoruz. Plansız ve çarpık kentleşme ile sonuçlanan ranta dayalı imar afı gibi kaçak yapılaşmayı olan hale getiren politikalar depremin can ve mal kayıplarına yol açmasına, doğanın heyelanı açık hale gelmesine ve sel riskinin artması gibi büyük felaketlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Anlaşılıyor ki hükümet çok yönlü olarak bir yönetememe ve ülkeyi felakete sürükleme programı uygulamaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz ve yönetilememe sorunu tüm dünya yetkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte daha şiddetli bir düzeyde hissedilmeye başlamıştır. Bugün ülkenin içinde bulunduğu durumda ve yurttaşların artık sokaklarda yemek arar hale geldiği bir ülkede olmamızda ekonomiyi yönetemeyenlerin sorumluluğudur. Hükümet bu süreçte kalıcı çözümle geliştirmek yerine esnafa verdiği uzun vadeli krediyle sadece mevcut borcun ötelenmesini sağlamış ve yurttaşı kendi kaderiyle baş başa bırakmıştır. Son dönemde salgının yeniden yükselişe geçmesi ve yeni kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kepek indiren ve borç batağına olan işletmeler iflasın eşine gelmiştir. Çaresizlik, yoksulluk ve tükenmişlik ülkemizin yurttaşlarını intihara sürüklerken AKP hükümeti beşli çetenin milyarlarca lira vergi borçlarını silmekle, Somali'nin IMF borcunu ödemekle ve Tunus'a 5 milyon dolar hibe vermekle meşgul olmaktadır. Tüm bunlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüs ile savaşta esnafın, işçinin, çiftçinin, gençlerin, emeklinin ve tüm üreten kesimin önceliğini gözeten yapıcı öneriler kamuoyuyla paylaşmış ancak bunları hükümet tarafında dikkate alınmamıştır. Hatta tam aksine saray yönetimi hesap numarası vererek vatandaşa para istemiş ve pandeminin faturasını halkımızın sırtına yüklemiştir. Ülkede var olan karamsar tablonun yerelde de pek farklılık göstermediğini belirtmekte fayda var. İlimizin temel sorunlarından biri hiç şüphesiz ülke genelinde de olduğu gibi işsizlik konusudur. İlimizin istihdam alanının sınırlı olması ve yeni kamu yatırımları konusunda somut adımlar atılmaması, ilimizdeki genç nüfus sayısını arttırmakta, işsiz sayısını arttırmakta ve eğitimli genç nüfus göçe zorlanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan ilin Tunceli olarak açıklanması da bu olumsuz tabloyu doğrulamaktadır. Ayrıca ülkenin en az nüfusuna sahip olan ilimizde nüfus yoğunluk oranına göre sayıları hızla artan ulusal marketler küçük esnafa büyük zarar vermektedir. Şehir merkezinde ve ilçelerde açılan ulusal marketler başta bakkal esnafı olmak üzere hemen hemen her iş konudaki esnafın işlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu konuda ivedikle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı sıra Tunceli'nin sosyal ve ekonomik yaşamının yapısını canlandırmak için köye geri dönüşler teşvik edilmeli. 1990 yıllarında artan terör olaylarından kaynaklı köyleri boşaltılarak mağdur edilen ve başka illere göç edilmek zorunda yurttaşlarımızı gönüllü olarak köye geri dönmeleri ve yaşam koşullarını oluşturmak isteyen yurttaşlarımıza ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır. Değerli milletvekilleri, ilimize dair bir diğer önemli sorun ise ulaşım konusudur. Nazmiye, Mazgirt, Pülümür, Ovacık ve Hozat gibi birçok ilçemize yollarının yapımı önemli bir ihtiyaç haline gelmiş olup bu sene içerisinde bu güzergahlarda üzerinde birçok ölümlü kaza meydana gelmiştir. Önemli güzergah geçişi olan Tunceli-Erzincan Karayolu yapım işleri de yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak beklemektedir. Elazığ-Pertek ilçemiz arasında ulaşım sağlayan arabalı ferot taşımacılığı artık günümüz koşullarında kaldıramamakta ve yurttaşlarımız yol çilesi devam etmektedir. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmesiyle işkence halinin iskele önünde uzun araç kuyrukları oluşmaktadır. Bu konuda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında Elazığ'da gerçekleştirdiği mitingde, yine dönemin başbakanı Binali Yıldırım'da 2018 yılında Tunceli'de gerçekleştirdiği mitingde Pettek Köprüsü'nün yapılacağı sözü vermişlerdir. İki yıldır
Bu mecliste dile getirdim. Bu konuda çağrımı yeniliyorum. Sayın Erdoğan ve Sayın Yıldırım'ı verdikleri sözün arkasında durmaya davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken beşli çetenizin ve yandaşlarınızın servet katmasının önünü açan, halka çaresizliği, yoksulluğu ve acılığı reva gören bu bütçeyi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak karşı olduğumuzu ifade eder. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.